Sevgili izleyiciler, teknoloji kapısını bu hafta bilgisayar ve yazılım sektörüne ayırıyoruz. Bilgisayarlarımız her yanımızda, hayatımızın her alanında bize hizmet veriyor. Fakat öyle anlar oluyor ki elimizi kolumuzu bağladığı günlerle karşılaşabiliyoruz. Özellikle bu günlerde saldırılar çeşitli şekilde olumsuz etkilerle üretim alanları, hizmet alanları fevkalade etkileniyor. Bununla ilgili ülkemizde de yapılan çalışmalar var. İşte teknoloji kapısında bu hafta size bu konuları anlatacağız. Buyurun hep birlikte izleyelim. Microsoft Outlook'taki J hatasını 7 yıl sonra çözdü. Microsoft yıllarca umursamadığı hatayı sonunda çözdü. Şirket bir yazılımcının birkaç saatini bile almadan çözebileceği hata için herkesi yıllarca bekletti. Microsoft geçen hafta yayımladığı raporda şirketin Outlook hizmetinde bulunan J hatalarını düzelttiğini açıkladı. Yaklaşık 7 yıldan beri bulunan hata kullanıcıların sayısız ikazlarına rağmen kaldırılmamıştı. J hatası Outlook'un gönderilen e-postaları görüntülemek için Microsoft ürünü olmayan ürünleri kullandığında smile iki nokta ve parantezden oluşan gülen surat yerine gelen harfti. 7 yıldan beri göz zevkini bozan bu hatayı bunca yılın ardından çözen Microsoft, Windows kullanıcılarından mesaj alan iOS, Android, Linux gibi işletim sistemi kullanan kullanıcıların rahat bir nefes almasını sağladı. Bu yazılım tasarımları yapay zeka ile koda çeviriyor. Geleneksel olarak grafiksel tasarımcıları koda çevirmek arayüz tasarımcısının işiydi. Fakat bu gelenek artık bu yapay zeka yazılımı sayesinde sona erecek. Kopenhag merkezli teknoloji firması bu çalışmayla makinelerin sinirsel bağlantılar kurarak grafiksel kullanıcı arayüzlerini kaynak koduna çevirmesini hedefliyor. İlgi çekici bir nokta ise PixCode adındaki bu yazılımın 3 farklı platformu birden desteklemesiydi. Pix2Code adındaki yapay zeka yazılımı şu anda Android, iOS ve web ortamlarını destekliyor. Bu şekilde yazılımcılar kullanılarak elle programlama ihtiyacının sona erebileceğini belirtiyor. Şu anda bu yazılım ekran görüntülerini %77 doğrulukla koda çevirebiliyor. Fakat bu oran ilerleyen zamanlarda yeni algoritmalar kullanılarak artacak. Resmi uygulamanın kaynak kodu ise bu yılın ilerleyen zamanlarında tamamen açıklanacak. Sevgili izleyiciler, teknoloji kapısında bu hafta bilgisayarlar ve yazılımlarımızın güvenliği ile ilgili konuları irdeleyeceğiz. Konuğumuz 2MBT firmasının genel müdürü Sayın Mustafa Akdemir. Hoş geldin Mustafa Bey. Hoş bulduk Mustafa Bey. Teşekkür ediyoruz. Mustafa Bey ile biz çok eskiden beri yazılımlar alanında birlikte çalışmalarımız, iş işaretlerimiz oluyor. Onun bilgisayar sektöründe işin mutfağında yapmış olduğu güzel çalışmalar var ama birçok kişi bunun farkında değil. Özellikle büyük kuruluşlarda, firmalarda bilgisayarların birbirlerine senkronize olarak çalışması, birbirleriyle ortak hareket edebilmesi, dışarıdan gelen saldırıların önüne geçilmesi, bir yerden diğer bir tarafa bilgi aktarılması, print yapılması veyahut mesaj gönderilmesi bu gibi konularda sizin bilmediğiniz bir ağ uygulamaları var firmanın içerisinde. Tabii bu ağ uygulamalarının sıhhatli bir şekilde çalışabilmesi için iyi bir çözüm ortağıyla çalışmanız gerekiyor. Geçmişte bu ağ uygulamaları belki yurt dışından teknolojisi yüksek diye uzmanlar tarafından yapılıyordu. Ama artık Türkiye'de kendi firmalarımız tarafından yapılıyor. Mustafa Bey, firmanın ağ yapısı neden bu kadar önemli? Siz bu konuyla ilgili çalışmaya ne zaman başladınız? Nereden bu noktalara geldiniz? Uzun yıllardır sektörün içindeyiz. Evet, uzun yıllardır sektörün içindeyiz. Büyük KOBİ üstü ve büyük firmalarda, kamu kurumlarında bahsettiğiniz konular üzerinde ciddi çalışmalar yaptık. Bizim esas yapmak istediğimiz şey bilginin güvenliği. Yani kurumlardaki bilginin güvenliği. Ya işte dünya dijital bir çağ yaşıyoruz. İşte big datalardan bahsediyoruz. İşte büyük büyük verilerden, bilgilerden bahsediyoruz. Bizim ana konumuz bu bilginin güvenliği. Bu bilginin iç network'teki trafiğin daha hızlı, daha stabil, daha güvenli, ilgili yerlere doğru zamanda ulaşmasını sağlayan sistemler üzerinde çalışıyoruz. İşte siz de söylediğiniz bilgi bir kurumun, işletmenin her şeyi. Yani biz bunu daha önce de şöyle dile getirmiştik. Yani bir kurumun en büyük sermayesi insan, ikinci büyük sermayesi katma değeri de
Bilgi. Siz bilgiyi kurum olarak, işletme olarak ne kadar doğru yönetirseniz, ne kadar iyi korursanız, ne kadar bunu verimli ve performanslı kullanırsanız, şirket o denli şirkete bu katma değer sağlıyor. Kayıp kaçağı önlüyor, performansı etkiliyor. İşin zamanında doğru bir kere yapılmasını sağlıyor. Eğer siz bu dediğimiz konulara dikkate almazsanız ciddi bir iş kaybı, bilgi kaybı oluyor. İşte bugün yaşadığımız, hatta bugün yaşadığımız konu, dünyanın en büyük hava yollarından birisi yaklaşık 7-8 saattir bilet kesemiyor. Bu bilginin, bilgi güvenliğinin sağlanmaması, güvenlik ekosisteminin doğru olarak konumlandırılmamasından kaynaklanıyor. Yani siz kurumun bilgilerini işte bizim ürettiğimiz, güncellediğimiz, işte üretmeye çalıştığımız güvenlik duvarlarıyla, firewall'larla, antivirüslerle koruyabilirsiniz. Ama bunu bir yere kadar koruyabilirsiniz. Bu güvenliği, bilgi güvenliğini bir ekosistem olarak düşünürseniz, yani bilginin gerçekten fiziksel olarak korunması, işte bu sistem odalarının korunmasından kullanıcılar arasındaki trafiğin korunmasına kadar bunu bir ekosistem olarak düşünürseniz ancak bu şekilde güvenli bir işletme, güvenli bir tesis oluyorsunuz. Bunu aksatırsanız işte başınıza bir sürü sıkıntılı durumlar gelebiliyor yani. Sevgili izleyiciler, akşamın ilerleyen saatlerinde bilgisayarınızın ağırlaştığını veyahut internet bağlantınızın beklenmedik bir şekilde yavaşladığını veya bilgisayarınızda beklemediğiniz bir sembolün çıktığını gördüğünüz oldu mu bilmiyorum. Böyle bir durumda karşılaştığınız zaman eyvahlar olsun, bundan sonra çok uzun bir süre tamiratla uğraşmanız gerekecektir. Belki de donanımınızdan olmanız gerekecektir. Bunları tabii her ne kadar elektronik cihazlar bile olsa bunlar da hasar yapabilen, çökebilen sistemler, insan yapımı sistemler. Bu tür arızalara maruz kalmamak için bir takım ağınızda, sisteminizde önlemler almanız gerekiyor. Bu önlemlerden kısaca bahsedebilir miyiz? Hemen, neler yapıyorsunuz? Hemen bahsedelim. Bireysel önlemlerden bahsedelim. İşte bütün haberlerde, bütün bloglarda falan şu genel kanaat şu. Kesinlikle kaynağını bilmediğiniz hiçbir maili açmamanız gerekiyor. Yani size bir takım sahte mail adresleriyle diyor ki Mustafa Bey cep telefonunuz faturası ödenmedi lütfen ödeyiniz diyor. Siz aslında bunu ödediniz. O anki dalgınlığınızdan faydalanarak sizin oradaki linke tıklamanızı sağlıyor. Gönderen arkadaşlar ya da o firma kimse ya da siz bunu tıkladığınızda sizin bütün bilgilerinizi blokluyorlar. Bütün bilgilerinizi kripto olarak bunu size kullanılamaz hale getiriyorlar. Sonra da size bir mail atıyorlar. Diyorlar işte Mustafa Bey buraya bu kadar bir para yatırırsanız bilgilerinizi çözeceğiz. Son kullanıcının kesinlikle kaynağını bilmediği, uzantısına bakmadığı hiçbir maili açmaması gerekiyor. Birinci kural bu. İkinci kural artık herkesin elinde bir flash bellek dediğimiz bilgilerin bir yerden bir yere taşınmasını sağlayan küçücük cihazlarımız var, dongle'larımız var. Bunların düzenli ve güvenli olması gerekiyor. Yani siz bilmediğiniz hiçbir kaynaktan veriyi almamanız gerekiyor. Yani sizin bilgisayarınızın güvenliği yoksa sizin bilgisayarınızdan ben bu flash'ta bilgiyi almamam gerekiyor. Çünkü bana bulaştığında sizde bir virüs vardır ve bu bana benim bilgisayarıma, benim kaynaklarıma gelip kilitliyor. Bu bireysel bir güvenlik. Kurumlar bunun için ne yapması gerekiyor? Kurumlar bilgilerini güncel teknolojilere göre koruması gerekiyor. Yani antivirüsle koruması gerekiyor. Firewall cihazlarıyla koruması gerekiyor. Network'ünü koruması gerekiyor. Ve sistem odalarını koruması gerekiyor. Buradaki sistemin birini aksattığında ciddi bir açıkla karşı karşıyadır. Evet. Yani nasıl bir ev kurduğunuz zaman bu evin değişik konularda koruma sistemini geliştiriyorsunuz. Burada kurduğunuz evinizde veya iş yerinizde kurduğunuz bilgisayar sistemleri de korunmaya ihtiyacı var. Bunu gerek donanımlarla gerek yazılımlarla koruyorlar. Mesela bir iş yeri düşünelim. Bu iş yeri içerisinde ağ sistemi kuruldu. Bu ağ sistemi üzerinde ne tür korumalar uyguluyorsunuz? Birincisi network'leri şu şekilde koruyoruz Mustafa Bey. Kurumların tamamında artık bir internet teknolojisi kullanılıyor ve wireless teknolojileri var. Yani herkes cep telefonuyla bağlandığında kullanıcı adını, şifresini girdiğinde sisteme ulaşabiliyor. Wireless'ın yanında işte masalarda, duvarlarda gördüğün bir takım data
prizleri var. Yani siz bir kabloyu taktığınızda eğer burada bir güvenlik sağlanmamışsa siz direkt merkeze gidebilirsiniz. Kurumun öncelikle bu taraftaki açıklarını Network Access Controller dediğimiz cihazları kullanması gerekiyor. Yani siz wireless'e geldiğinizde siz bizim kullanıcımız mısınız? Siz bu şirkete ait biri misiniz? Siz aitsiniz ama bu bilgisayar bu şirkete ait mi? Buradaki algoritmaları geçtikten sonra şeye gelmesi gerekiyor. Sisteme gelmesi gerekiyor. Mevcut dataya ya da işte server ulaşması gerekiyor. Burada herhangi bir şeyi noksan yaptığınızda kötü niyetli insanlar, art niyetli insanlar sizin binanızın kenarında notebook'unu açar. Sizin yaydığınız wireless hizmetlerinden içeri girer. İstediği her türlü bilgiyi, belgeyi alır. Üzerine de hatta daha fazlasını yaparak bunları siler ve yedeğini kendisine saklar. Size de mesaj atar. Sizi ciddi zor durumlara sokabilir. Bunun için network'ün güvenliğini sağlamak gerekiyor. Bilginin güvenliğini de yani içteki trafiği kontrol eden, dıştaki trafiği, içeri gelen trafiği kontrol eden bir takım güvenlik duvarları, firewall dediğimiz cihazları kullanmaları gerekiyor. Bunlar yaşayan sistemler. Yani siz buraya bir firewall aldığınızda bu sizin hayatınızı sonsuza kadar kurtarmıyor. Yani bu sizin için bir çözüm değil. Bu sürekli güncellenmesi gerekiyor. Sürekli yeni çıkacak ataklara, antivirüslere, bir takım bilinmeyen şeylere karşı, ataklara karşı kendisini yenilemesi gerekiyor Mustafa Bey. Evet. Peki ülkemizdeki firmalar bunu yapmakta başarılı olabiliyorlar mı? Son dönemde, uzun yıllardır bu konuda şöyle söyleyebiliriz, bu konuyu şöyle açabiliriz. Çok uzun yıllardır bu konuda ciddi yatırımlar yapmış, ciddi Ar-Ge'ler harcamış firmalarımız var. Pazar payları kayda değer olmasa da ciddi bir pazar payı kazanmaya başladık. Yani bu pazarın %100'ünün ya da %100'e yakın kısmının yabancılara ait olduğunu düşünürseniz bundan 20 sene önce pazarın %5'inin yerli sermayeyle yapılan, yerli Ar-Ge merkezlerinde yapılan, işte şu içinde bulunduğumuz Ulutek gibi teknoloji geliştirme merkezinde yapılan ürünler de sahaya indi. Bununla ilgili sahada bizim burada da geliştiren arkadaşlarımızın ürünleri var. Diğer teknoparklarda da gelişen ürünlerimiz var. Bunların sayısal olarak az. Yani bunların daha fazla çoğalması gerekiyor. Daha fazla son kullanıcı hitap etmesi gerekiyor. Tabi burada bir teknoloji söz konusu. Yani bunun işlemcisinin, anakartının, portlarının tasarımı ayrı bir mühendislik ve proje gerekiyor. Burada biz yok değiliz ama yüzde olarak çok az bir dilimdeyiz Mustafa Bey. Evet. Şimdi düşünün ki büyük bir ağ yapısı var. Büyük bir fabrika, OEM üreticisi ve birden hatlarının, bilgisayar sistemlerinin yavaşladığını görüyor. Ve bir müddet sonra da iyice duruyor. Evet. Bunu biz geçen ay bir üretim fabrikamızda yaşadık. Fabrikada 4000 kişilik fabrikanın işçilerini paydos etmek zorunda kaldılar. Evet. Tabii KOBİ'lerimizde bu kadar büyük bir şey yok. Ama KOBİ'lerimizin de zamanları çok kıymetli. Evet. Onların da maliyetleri çok yüksek. Sizin de bahsettiğiniz gibi 2 günden beri dünyanın en büyük havayolu şirketlerinden bir tanesi bilet kesemiyor şu anda. Yolcularını havaalanında ağırlamak zorunda kalıyor. Onun uğramış olduğu zararı bir kenarıya oluşturmuş olduğu marka zararı da fevkalade yüksek kaybı durumda. Yani iş kaybının bir kenarıya, tabii artık firmalar ikinci bir defa o firmaya başvurur mu bilemiyorum bilet almak için. O büyük bir sıkıntı. Burada önemli bir sıkıntı, kurmuş oldukları yazılım ve donanım altyapısında gerekli koruma önlemlerini almamış olmaları, değil mi? Evet. Ne tür korumalar çıkıyor burada karşımıza? Şimdi teknoloji iyi anlamda ne kadar gelişiyorsa, yani bizim hayatımızı teknoloji ne kadar hızlı kolaylaştırıyorsa, tersinden düşünürseniz teknoloji kötü anlamda da o kadar hızlı gelişiyor. Yani bu şöyle, yani hani bir hastalığı çıkartıp işte panzehri üretmek gibi bir şey. Yani bir takım bir sürü hani söylemler de oluyor, bir takım yazılarda, bloglarda çıkıyor. Bir takım saldırıların üreticiler tarafından yapıldığı ile ilgili bir takım yorumlar yapılıyor. Tabii biz buna şey yapmıyoruz. Hani işte çok da hani ben bunu inandırıcı bulmuyorum. Ha, olma ihtimali de var tabii. Yani ürün pazar payını genişletmek için, ürünün daha büyük kullanıcılara erişmesi için bir takım saldırılar da yapılabiliyordur. Birinci, yani burada yapılması gereken birinci tedbir, birinci önlem,
hepimiz kullandığımız programların bir takım düzenli olarak güncellemeleri geliyor Mustafa Bey. Yani bu ofis uygulamalarında da bir güncelleme söz konusu. Sizin mühendislikte kullandığınız tasarım programlarının da bir takım güncellemeleri geliyor. Üretici bunu niye güncelliyor? Bir takım noksanlıklar, bug dediğimiz bir takım noksan parçacıklar, bir takım bağlantı problemleri olan bir takım cümlecikleri, bunlar düzenli olarak düzeltiyorlar ve bunu stabil hale getirmeye çalışıyorlar. Biraz önce bahsettim, bu bir yaşayan sistem. Yani siz bugün bunu bilinen kötü niyetli yazılımlara karşı korursunuz ama yarın oluşabilecek bir kötü yazılıma karşı koruyamıyorsunuz. İşte üretici burada onu önceden keşfedip, önceden bir takım tedbirler alarak size bir takım linkler gönderiyor. Diyor ki bunu güncelleyin lütfen, bunu güncelleyin lütfen diyor. Siz bu hem güvenlik duvarınızı, hem antivirüsünüzü, hem programlarınızı güncellemezseniz kötü niyetli yazılımlar o sizin güncellemediğiniz kanaldan üretime, datanıza, network'ünüze girip hayatınızı felç ediyor ve üretimi durduruyor. Evet, düşünün ki iş yerinizde bilgisayarınızın başında oturuyorsunuz ve printer'ınız birden hiç kimse göndermediği halde bir şeyler basmaya başlıyor. Farkında değilsiniz ama bir bakıyorsunuz hiç istemediğiniz dokümanlar basılıyor. Veya sizin kendi dokümanlarınızı sıraya koymuş, istemeseniz bile onları basmaya çalışıyor. Evet. Veya sizin bilgisayarınızdaki bilgilerinizin birden tırt diye hard diskin çok yoğun bir şekilde çalıştığını fark ediyorsunuz. Başka bir yere kopyalandığını görüyorsunuz. Bu konunun ille bir finans sektöründe, ille bir üretim sektöründe, ille bir büyük bir fabrikada, büyük bir alanda olmasına gerek yok. Küçük firmalarımızda da bu bir sorun. Düşünün ki artık hayatımızın her yanına yöneten bilgisayarlarımızın bizim tarafımızdan değil de başkaları tarafından yönetildiğini düşünün. Siz bir doküman yazıyorsunuz. Daha önce bu dokümanda fatura ifadesini belirlerken bütün bilgilerinin alt alta düzgün görünümlü olmasının yeterli olduğunu düşünüyordunuz. Ama birisi geliyor sizin adınıza o dokümanın içerisinde müdahalede bulunuyor. Siz oraya dokümanı yazdıkça sizin bilgileriniz başka bir yere gittiğini düşünün. Bütün bunları bu yazılımlar içerisinde korumaları almak gerekiyor. Ayrıca ağınıza da dışarıdan girişlerin engellenmesi gerekiyor. İşte bunun için de siz bu ağ sistemini, bilgisayar ağ sistemlerini, bütün bilgisayarlar birbirlerine o şekilde veya bu şekilde bağlı. Yani siz şahsi kullanıyor olsanız bile yanınızda dolaştırdığınız bir laptop, cep telefonu, onu eninde sonunda bir sisteme bağlıyorsunuz. Oradan bir bilgi almaya çalışıyorsunuz. Oradan internet almaya çalışıyorsunuz. İşte o anda haberleşmeler başlıyor. O haberleşmelerin içerisinde sizin istemediğiniz bilgiler de sizin bilgisayarınıza geliyor. Veya size bir mail geliyor. Mailde işte hiç beklemediğiniz bir mailde size para ödemek istiyor birisi. Veya sizden para istiyor. İşte o esnada siz bunu kabul ettiğiniz zaman sizin kontrolünüzle ilgili bütün güvenlik duvarlarını aşıp sizin bilgisayarınızı kontrol eder hale geliyor. Bunların önlemek için de bu tür güvenlik sistemlerini yapan, programlayan, planlayan, tasarlayan firmalara ihtiyacımız var. Türkiye'de bunlar yeterince yok diyorsunuz. Evet, yerli üreticilerimiz hakikaten yok yani. Böyle çok sayısal olarak çok az. Dünyaya baktığımızda hani oranımız bile yok açıkçası. Yani işte dünyada bu işi yapan ülkeler pazarın %70'lerini, %80'ini ya da büyük bir oranını tek başına cover ederken hani Türkiye bu pazarda maalesef yok. Ha, ciddi bir gelişim var ama biz gelişirken onlar da gelişiyor tabii. Ataklar da gelişiyor. İşte kötü niyetli yazılımlar da gelişiyor. Ha, biraz teknik olacak ama yani şu anda işte bizim kullandığımız, işte sizlerin kullandığı güvenlik duvarları layer 7 seviyesinde dediğimiz application control ediyor. Yani sizin sadece ikonunu göstermeniz gerek yani yeterli. Yani siz şunu eskiden ne yapıyordunuz? www işte facebook.com'u blokla, yasakla ya da www.xx bunu yasakla demeniz gerekiyordu. Şimdi diyorsunuz sadece bu ikonu gördüğünüz ya da bunu yasakla diyebiliyorsunuz. İşte pazarı bunlar domine ediyor. Bunlar yönetiyor pazarı. Bizim için şey bu, yani pazarın gelişmemesi arz talep dengesiyle de ilgili bir şey. Yani Türkiye'de KOBİ'ler, işte küçük işletmeler, işte büyük işletmeler, devasa tesisler de bunun önemini kavrayacaklar. Yani güvenliğin KOBİ'si yok. Güvenliğin işte 3000 kullanıcı fabrika olmasına gerek yok. Bilgi
20 kişilik fabrikada da bilgi, 5000 kişilik fabrikada da bilgi. Yani o sizin için dünyanın en büyük hava yolunda da sizin bir pasaport bilginiz çok önemli. X bir fabrikada içeri girerken verdiğiniz TC kimlik numarası da çok önemli. İşte burada önemli olan arz talep dengesi. Buna KOBİ'ler bunu, hakikaten bunu çok önemli bir konu olarak arz edecekler. Yani işletmeleri finanslar yönetiyordu, işte muhasebeler yönetiyordu. Onlar şirketin büyüme trendine, büyümesine onlar katkı sağlıyordu. İşte bu 10 yıldır böyle değil artık yani. Şirketlerin ne kadar büyüyebileceğini, ne kadar gelişebileceğini, ne kadar üretim yapabileceğini artık IT departmanları, bilişim teknolojileri departmanları belirliyor. Yani sizin yıllarca emek harcadığınız, günlerce kafa yorduğunuz şu tasarımı ben dışarıdan, siz bunun önlemini almazsanız ben bu tasarımı alıp götürebilirim. Bu çok normal. İşte bizim KOBİ'mizin noksanlığı bu. Benim şirketim küçük, işte ben 30 kişiliyim, ben 50 kişiliyim, aman böyle bir yatırıma ne gerek var, işte biz falancayı aldık, işte filancayı aldıkla vakit geçiriyoruz. Burada bir arz olma, talep olmadığında arz talep dengesi bozuluyor. Ne yapıyoruz? İşin kolay tarafına işte beğenmediğimiz, her gün sistem ettiğimiz ülkenin ürettiği ürün pazarın %60'ını falan domine ediyor tek başına. Pazarın, kamunun, bütün devlet kurumlarının büyük çoğunluğunda bu ürün kullanıyor. Bursa'da da, büyük fabrikalarda. Neden? Çünkü ürün kendini, rüştünü ispat etmiş. Bu layer 7 seviyesi dedim, işte application kontrolü yapabiliyor. İstediğiniz işte IPS'tir, IDS'tir, her şeyi yapabilen bir ürün. İşte biz bugün bu vizyonla yola çıkmalıyız ki 5 sene sonra buradan çok daha dünya markası bir firewall çıkması gerekir. Çıkmalı. Bunun için çaba sarf etmeliyiz. Devlet bu konudaki teşviklerini ciddi anlamda büyüttü. Türkiye'nin her yerinde özellikle büyük üniversitelerde teknokentler var. Tamam Ar-Ge yapalım, tasarım yapalım, yerli otomotivi otomotiv yapmak için çalışalım, uçak motoru yapalım. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Temelinde, bunların da temelinde bilgi var. Yani bunların temelinde de bu bilgiyi korumak var. Bu tarafı boşlarsanız yıllarca çalıştığınız biri gelir. Eskiden casusluk evrakla çantayla oluyordu. Doğru mu Mustafa Bey? Artık çanta evrağa gerek yok. İşte birisi bağlanıyor internetten. Sizin açığınızı bulup bütün bu tasarım modellerinizi, modellemelerinizi alıp götürüyor yani. Artık dünya bu devirde yani bu çağda yaşıyoruz. Evet. Önceden muhasebemiz vardı, basım yerimiz vardı, efendim sekreteryamız vardı vesaire. Bunlar şimdi sadece bir bilgisayara inmiş oldu. Evet. Bütün bilgilerimiz onun içerisinde ve bu bilgileri yönetebiliyor olmamız artık çok önemli. Birileri gelip sizin bilgisayarınıza kilitlendiği anda A, bir o bilgileri kullanmanızı engelleyebiliyor. B, o bilgilerinizi çalabiliyor. C, o bilgileri size tekrar satmaya çalışabiliyor. Evet. Güncel konu bu. Bu çok tehlikeli bir konu. Hiç başıma gelmedi diye düşünmeyin. Çok yaygın bir konu. Gelip hacker dediğimiz kişiler sizin bilgisayarınızı kilitliyorlar. Oradaki bilgileri alıyorlar. Ondan sonra diyorlar ki şuraya şu parayı yatırdığın zaman evet, sana bu bilgileri veririm. Evet. Bu duruma oluşmamak, bu durumla karşılaşmamak mümkün mü? Mümkün. İşte onun için birazcık paraya kıymanız, birazcık bu konuda servis almanız gerekiyor. Yatırım yapmalı, yapılması gerekiyor. Evet, servis alınması gerekiyor. Firmaların böyle en çok eksiklik duyduğu konular, şimdi virüs programını artık herkes alıyor mesela. Evet. Yetiyor mu virüs programı? Yetmiyor. Onun yanında ağlarıyla ilgili de bazı evet, güvenlik programları koyması gerekiyor. Evet. Veya işte bakıyorsunuz internet servis sağlayıcısıyla sözleşme yaptınız ama istediğiniz hızı ulaşamıyorsunuz. Bu donanımdan kaynaklanıyor olabilir. Ama donanım dışı da yazılımla da olabilir. Birisi sizin o modeminizi sürekli meşgul ediyor olabilir. Size sürekli bir ping atarak, botnet göndererek sizi meşgul ettiğinde ne yapıyor? Darboğaz oluşuyor hattınızda ve o ona cevap vermeye çalışırken sizin isteklerinize cevap veremiyor. Yani teknik olarak bu. Yani ben size binlerce bir sinyal gönderiyorum. Sizin işte modeminizi, router'ınızı meşgul ederken sizin içeriden dışarı çıkmak için ettiğiniz talebi o karşılayamıyor ve bu bir darboğaz oluşuyor. Yani internet trafiği kilitleniyor. Bugün dünyada karşılaştığımız işte bugün işte dünyanın en büyük hava yolları dedik. Buraya da bulaşan antivirüsten bulaşmıyor. Virüste gelmiyor bunlar. Yani işte geçen hafta Türkiye'de ve 40 ülkede yaklaşık herhalde 30-40 bin
kuruma, hastanelere, büyük fabrikalara saldırılar. Buradan gelen saldırılar da antivirüste gelmiyor. Bunlar böyle çok münferiden, böyle küçük çaplı işte gençlerin, bir takım grupların yaptığı şeyler. Büyük hasarlar bunun dışında geliyor. Yani sizin iç network dediğimiz işte LAN'dan WAN'a dediğimiz, wide array'a dediğimiz dışa çıktığınız protokollerdeki noksanlıklardan, dışarıdan gelip işte ne yapıyorsunuz? Dışarıdan içeriye geliyorsunuz, kullanıyorsunuz datayı. İşte buradaki noksan bir takım protokolleri fırsat bilip içeri giriyorlar. Bunun için ne yapmak gerekir? Antivirüsünüzü sürekli güncel tutmanız gerekir. Gerçekten konusunda uzman, iyi, varsa yerli bir antivirüs, firewall kullanmanız gerekir. Bunun dışında çok özel Ar-Ge merkezleriniz varsa burayı kesinlikle izole etmeniz gerekir. Yani DLP dediğimiz, Data Loss Prevention dediğimiz, yani bilginin kimler tarafından nereye çıkılacağı, kime gönderileceği, kopyalamaz, print edilemez tarzı bir takım güvenlik kurallarıyla korumanız lazım. Çünkü burası sizin en özel yeriniz, Ar-Ge merkeziniz. Buradaki bilgiyi her şeyden daha özel korumanız lazım. Toplama bakıyorum, resmin toplamında da network'ünün tamamını korumanız gerekir. Ne ile? Network Access Controller dediğimiz, birisi fişe bilgisayarını taktığında bu en son içeri ne zaman gelmiş, işletim sistemi güncel mi, antivirüsü güncel mi, içinde bir takım bilinmez imzasız yazılımlar var mı? Bunları kontrol edecek bir yazılım kullanmanız lazım. Ya da Mustafa Bey en son bize ne, 15 gün önce mi gelmiş, 20 gün önce mi gelmiş domaine? Size diyecek ki sistem, siz önce gidin şu güncellemelerinizi yapın, sizi içeri öyle alalım diyecek. Ya da wireless'a baktınız, herkes buradan bir açığını bulup direkt wireless'in üzerinden gelebilir. Bunları korumak lazım, bunları ve düzenli güncellemek lazım. Bu bir politika, bu bir iş yani. Nasıl muhasebedeki arkadaşlar akşama kadar fatura kesiyorlar, fatura giriyorlar, işte borç alacak dengesini sağlıyorlar, havaleye bak yapıyor, EFT'ye bakıyor falan filan. Birinin bu konuda işletmenin içinde istihdam edilmesi gerekiyor. Çünkü politikayı o belirleyecek, yükümlülükleri ona vereceksiniz. O sizin adınıza bir takım politikalar üretecek. Bunu dışarıdan outsource servis almakla, münferit böyle problem olduğunda birilerini çağırıp servis almakla bunlar olmuyor açıkçası. Evet. Sevgili izleyiciler, bilgi çok daha önemli olmaya başlıyor. Bugün herkes cebinde birer bilgisayar taşıyor. Bu bilgisayarlar belli ağlara gün içerisinde farkında olarak veya olmayarak bağlanıyor. Bu bağlantı esnasında isteyerek veya istemeyerek bazı bilgiler karşıya gidiyor veya karşıdaki bazı bilgiler size geliyor. İşte bu trafiğin yönetimi çok ciddi bir mesele. Bu trafiği yönetimi için yerli çözümler üretmemiz gerekiyor. Evet. Bugün artık içimizde bu tür firmalarımız var. Mustafa Beyler ve benzeri firmalarımız Teknokent bölgelerinde geliştirdikleri bu güvenlik yazılımlarıyla bilgisayarlarımızı uzun süre ayakta tutmaya çalışıyorlar. Biz bunları desteklemediğimiz takdirde, diyelim ki yabancı bir firmanın bu uygulamasını bünyemize aldık, bilmiyoruz ki o firma kendisinin pazarını sürdürmek için size başka bir saldırıya açık hale getiriyor. Bu nedenle güvenebildiğimiz yazılımları kendimiz üretebileceğimiz ortamları oluşturmamız gerekiyor. İşte bu teknokentler bunları kurmak için, bu tür firmaların doğumu için oluşturulmuş kuluçka merkezleri niteliğinde. Bu firmaların gelecekte her birinin birer IBM, birer Cisco, birer büyük firma olmalarını bekliyoruz. Sizin firmanızın da genç olmasına rağmen yakın bir zamanda Türkiye çapında, dünya çapında bu tür korumaları yapmasını bekliyoruz. Biz son olarak firmada gelecek yönünde hedefleriniz, istekleriniz, yapmak istedikleriniz nedir? Onları bahsedebilir misiniz? IT pazarında, bölgemizde, ülkemizde, özellikle network tarafında, network güvenliği tarafında yerli bir yazılımla ihtiyaçları karşılama yönünde bir takım çalışmalarımız var. Yani network'ün güvenliği tek başına, az önce bahsettiğiniz enstrümanların dışında, tabii bu trafiği de izleyen, bu trafiği yorumlayan, problemden önce size bunun sinyallerini veren, işte buna biz kolerasyon diyoruz, network kolerasyonu yapan bir takım çalışmalar üzerinde yoğunlaştık.
Yani olası bir takım aksaklıklar ya da çok olağan dışı bir trafiği sezip sizi çok hızlıca buna uyaran, yani atıyorum işte günde bir kullanıcınız işte 10 megabit bir trafik kullanırken bir anda bu 40'lara, 50'lere, 100'lere çıkmış. Program bunu algılayacak ve burada olağan dışı bir şey olduğunu sezip size bununla ilgili bir takım önleyici tedbirler sunacak. Diyecek ki işte şurada bir kullanıcıda böyle bir trafik var. Baktım işte dışarıdan bir şey indirmeye çalışıyor, bir yere bağlanmaya çalışıyor. Bunun üzerinde Ulutek'te bir firmayla beraber böyle bir çalışmamız var. Tabii pazarı yerleştirmek gerekiyor. Ya bu ciddi bir ithalat açığına yol açıyoruz biz yani IT olarak. Yani burada kullandığımız enstrümanların nerede %90 ithal geliyor. Yani ve bunlar az paralar değil. Milyonlarca dolar paralar ödüyoruz yurt dışına, Amerika'ya, Avrupa'ya, işte İsrail'e. İşte bütün güvenlik, ya burada kullandığınız bütün kameralar, lensler, her şey, güvenlik akses cihazları bile yabancı menşeli. Biz bununla ilgili özellikle yazılım tarafında bunların kontrolü, bunların sürdürülebilir hale gelmesi için yerli bir yazılım üzerinde çalışıyoruz. Çok güzel. Yani bizim gelecekte daha güvenli ortamlara ulaşabilmemiz için bu tür firmalara ihtiyacımız giderek artıyor. Marifet iltifatı tabi. Eğer biz firmamızın bilgilerini, ticari bilgilerini, mesleki bilgilerini veya teknik bilgilerini dışarıda ulu orta paylaşılmasını istemiyorsak, bilgisayarlarımızın bir anda çöküp her şeyin alt üst olmasını olmasını istemiyorsak, bu tür firmalardan, özellikle yerel firmalarımızdan destek almayı ihmal etmememeliyiz lazım. Sevgili izleyiciler, bu hafife alacak bir konu değil. Burada koca koca firmalar bu yüzden birden çökebiliyor, birden hizmet veremez hale gelebiliyor. Firmamız küçük diye bunu ihmal edecek durumda değiliz. Zaten bir atımlık barutumuz var. Bu barutumuzu da bu tür bir saldırıda kaybetmek istemeyiz. O nedenle sadece bilgisayarımı aldım, printerımı aldım, araya bir kablo taktım, hadi bakalım şimdi yürüyoruz diye iş hayatını devam ettiremeyiz. Bu tür bilgi güvenliğini öne çıkaran, ağ güvenliğini koruyan, ağ güvenliğini sağlayan firmalarımızdan destek alarak bizim yapımızı kuvvetlendirmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde firmamızı güçlü hale getirebiliriz. Evet. Bu konuda vermiş olduğunuz katkılardan dolayı, sağlamış olduğunuz desteklerden dolayı biz size teşekkür ediyoruz. İnşallah başta şehrimizde olmak üzere bütün ülkemizde kendimize ait güvenlik yazılımları, güvenlik duvarları sizin gibi firmalar tarafından üretilir ki biz de güvene güvene kimseye eyvallah etmeden bu yazılımları sistemimizi korumak için kullanırız. Sevgili izleyiciler, ülkemizde her alanda olduğu gibi yazılım alanında, ağ güvenliği alanında da çalışmalar yapılıyor teknokentlerimizde. İşte bu örneklerden bir tanesini sizlerle buluşturmuş olduk. Bir başka teknoloji kapısında, bir başka teknoloji konusunu birlikte incelemek, irdelemek için hoşça kalın.